hocam oksijenden bahsettiniz ya. Evet. Vücudun dengesi mi bozuluyor o oksijeni alamıyor? Ya da yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı mı bu sıkıntılar ortaya çıkıyor diye gelen sorular var. Yani bir hastanın oksijensiz kalması, bir kişinin oksijensiz kalması normal şartlarda çok olası değil. Tabii. Yani hava kirliliğinin en yoğun olduğu bir yerde bile hani çünkü özel astım, bir bronşit, hastalığı kuan yoksa, hastalığı astım, olanlar. bronşit gibi bir hastalığı Evet. yoksa, bu hasta oksijen yetersizliğine girdiği gibi bir olay söz konusu olmaz. Burada problem oksijenin akciğerden vücuda girişi, akabinde de kan aracılığıyla bütün organlara dağıtımıdır. Bizim oksijenle işimiz aslında akciğerden vücuda girdikten sonra. Evet. Problem genellikle orada oluyor. KOAH ve astım hastalarını bir kenarda tutuyorum tabii. Bunlarda oksijenin alımında sorun var. Evet. Ama damar tıkalı bir hastanın oksijen havuzunda bile tutsanız, oksijen kabininde bile tutsanız, damar tıkalıysa o hastanın o bölgesi ister istemez oksijene ulaşamayacak. Dolayısıyla hani dışarıdan alınan oksijenle bizim damarlarımızdaki taşınan oksijeni aynı kefeye koyamayız. Damar tıkalıysa o dışarıdaki oksijenin bize hiçbir faydası yok ne yazık ki. Mutlaka hekimden efendim destek alınmalı, konu uzmanlarından bilgilenmeye devam ediyoruz.